Hep böyle olmasın diye uğraştım ben. Hikayem böyle bitmesin diye. Herkesin hikayesi ömrünün bir noktasına başlar. Benimki ise benden, annemden, anneannemden. Hatta onun da annesinden öncesine kadar gidiyordu. Hani masallarla tanıştığımız günden beri bulmak istediğimiz ilk aşkımız var ya. Birlikte yaşlanacağımıza çok emin olduğumuz o ilk aşk. İşte o ilk aşk. Benim ailemin, kadınlarının bu hayatta en çok korktuğu şey. Bazen hiç umut kalmadığında... benim gibi sonsuza kadar mutsuz olacağınıza inandığınızda... hayatınızın direksiyonunu elinize alıp bir yol çizmeniz gerekir. Ama bu yol sizi nereye götürür? Hiçbir zaman bilemezsiniz. Allah'ım bugün nereye gördüm ya? Hazır mısın? Ben hazırım. Sen hazır mısın? Hazırım. Elimi tut. Canım karım. Rüzgar. Hoş geldiniz Ada Hanım. Merhaba. Buyurun. Merhaba. Buyurun, buyurun. Oturun, oturun. Hayatım. Siz de Rüzgar Bey. Oturabilirsiniz. After, about, after calling for you, Izvashka, Santa Gorjka. Okay, understand. Okay, okay. Yani var ya, burada tam 6 dil birden öğrendim. Son konuştuğum dil de Bulgarcaydı. Adam Arap gibiydi ama. Karıştırma. Biz bugün buraya... Rüzgar'ın vatandaşlık işlemini halletmek için geldik. Bugün bizim 3. yıl dönümümüz. Evet, Rüzgar Akçam. Efendim, şimdi açık konuşayım Rüzgar Bey. Yani benim baştan sizi gözüm fazla tutmadı. Yani buraya Arnavutluk'tan okumaya gelmişsin. Ha, okumak dışında... Oo, yapmadığın iş kalmamış. Hayda bu ya. Bir sürü de bölüm değiştirmişsin. Yani tam sınırda şey dedirken de bizim Ada Bacı ile evlenmişsin. Ama ben okulu bitirdim biliyorsunuz. Hatta 3 aydır falan bir şirkette çalışıyorum. Fotoğrafçılık yapıyorum. Yani hem bu bizi kaçıncı görüşünüz? En çok siz şahitsiniz. Ben gerçekten... Bir dakika, bir dakika. Biz burada neler gördük Rüzgar Bey? Vatandaşlık aldığı gün boşanan mı istersin? Kaçıp giden mi? Yani hangi birini anlatayım? Hı? Evet, evet çok haklısınız ama bizim durumumuz öyle değil. Biz birbirimizi severek evlendik. Senden yana şüphem yok Ada Hanım da... Aşk olsun ama gerçekten. Ben karımı sevdiğim için, ona aşık olduğum için evlendim. Ay. Hatta başka bir zaman planlıyordum ama... taksitle ben karıma bunu aldım. Size de göstermek isterim. Karıma. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ağzını sarmasaydım ya. Zikrom. İnşallah bir gün pırlanta almak da nasip olur. İnşallah, inşallah. Evet. Biz Rüzgar Bey'e vatandaşlığı size inandığımız için verdik. Ne de olsa pırlanta gibi bir kızsın. Yani sahte evlilik yapacak halin yok ya. Haksız mıyız? Efendim, haklıyız. Biz şaka yapıyor muyuz? Hayır, bu işin şakası yok. Umarım Rüzgar Bey yanıltmamıştır bizi. Ve tabii seni de. Evet, teşekkür ederiz Rüzgar. Çok teşekkür ederim. Bana gerçekten güvenebilirsiniz. Ben karımı çok seviyorum. Şimdi at bakalım şuraya bir imza. Çak, çak. Hadi. Ada oldu. Oldu. Olacak tabii. Ben sana demiştim Rüzgar. Şimdi her şey çok güzel olacak. Biz gerçekten... Ada, ben şimdi sana bir şey soracağım. Evet, evet, evet. Ne evet ya? Ben şey soracağım. Benim pantolon vardı ya mavi. Hatırlıyor musun? Ya ben onu bulamıyorum hayatım ya. Sen gördün mü onu? Mavi pantolon. Şeydi, kirlidedir. Ha. Ütü yapacaktım, sepettedir. Eve gittiğimde, evimize gittiğimizde... Tamam, ben mekan çekimleri falan var. Tuğçe Hanım gelecek. Oo, çok işim var benim. Geç kaldım ben ya. Tamam, arabayı al. Aa, olmaz, hayır. Bunu kabul edemem. Yani benim karım yürüyecek, ben arabayla mı gideceğim? Olmaz. Rüzgar. Gel bakayım buraya sen. Hadi ben kaçtım, tamam mı? Tamam. Ada, sabırsızsın kızım, sabırsız. Çocuk kapının önüne mi yüzük takacak sana? Akşam verecek belli. Zaman akşam bekleyelim. Selin'cim. Ne Selin'cim, ne? Neredesin sen? Yoldayım, geliyorum, uçuyorum. Uça uça. Geldim. Bora Bey, hoş geldiniz. Evet. Senin ne işin var burada? Askerden sonra burada başladım Bora Bey. Askerlik de bittiğine göre? Kısmetse önümüzdeki yazda da evleniyorum. Tabii. Bir erkeğin iki vazifesi var değil mi? Biri askerlik, diğeri evlilik. Bak aramızda kalsın, ben medeni kanun kaşarım. Kaçış var, kurtuluş yok Bora Bey. Göreceğiz. Hoş geldiniz Bora Bey. Kolay gelsin. Afiyet olsun. Başka bir şey ister misin? Bu kadar değil mi? Başka bitti, tamam. Afiyet olsun. Hülya, değil mi? Efendim? Adın Hülya değil mi? Hı, Hülya. Dedem koymuş. Hülya olsun demiş. Oha, çok yakışıklı. Ben bunu dışımdan mı söyledim? Ne yapsak? Dışımdan söyle. Ne yapalım? Beni mi bırakırsan oturalım mı? Ay pardon. Oturalım o zaman. Konuşacak da çok şey var. Sondu. Vallahi bak bu sondu. Bir daha seni zor durumda bırakmayacağım. Biliyorum, yük oluyorum sana. Karşım, ben onu mu diyorum ya? Diyorum ki şu 3 senedir Rüzgar için yaptıklarına bir baksana. Ya girip çıkmadığın iş kalmadı. Tavuk. Tavuk tavuk. Gezen tavuk. Tavuk yer miyiz? Oradan da 3 gelir, buradan da 5 gelir. O doğalgaza, bu elektriğe. Rüzgar efendi? Korkuyor. Ya kızım, paraladın kendini, paraladın. Neymiş efendim? İlk aşkınla evlenmezsen hayatın sonuna kadar mutsuz olurmuşsun. Ay saçmalık. Öyle. Öyle çünkü. Aman tamam neyse, benim dilimde tüy bitti. Rüzgar benim ilk aşkım. Gerçek aşkım. Ben onu ilk gördüğüm anda anladım bunu. Bir yürüyüşü vardı. Böyle salına salına. Ay. Ne habersiniz? İyi. Nasıl gidiyor? Ne güzel olmuşsun. O kadar ulaşılmazdı ki. Sakın dedim Ada. Sakın kızım. Sakın aşık olma dedim. Çünkü olmaz. Olmayınca da sen ilk aşkınla olmazsan ya da seni terk ederse hayatının sonuna kadar mutsuz olursun. Ya biliyoruz bunları artık kardeşim. Öyle. Ama sonra bir mucize oldu. Evet hanımlar, bana ayırdığınız vaktin sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Ülkeme geri dönüyorum. Aa, gitmek zorunda mısın Rüzgar? Hayatım gitmezsem kaçak durumuna düşeceğim. Yani gitmek zorundayım. Hiç yolu yok mu? Yani kalman için. Bir yolu var. Ne? Eğer içinizden biri benimle evlenirse vatandaşlık alabilirim. Evlenmek. Evlenmek. Evlilik. Tabii, hayat işte. Belki bir gün gerçek aşkı bulursunuz. Bir çocuğunuz olur. Adını Rüzgar koyarsınız. Bir rüzgar var da esti geçti ama adı kaldı dersiniz. Böyle mavi, masmavi gözleri olur. Hayat tabii yani belli olmaz. Ben seninle evlenirim. Ada. Rüzgar. Ada masaya niye çıktı? Ha, boş ver şimdi masayı. Evlenelim biz ha. Ciddi misin? Yani istersen. Ada. Ben seninle evlenirim. Ama böyle olmaz ki. Böyle güzel güzel sohbet ediyorsunuz ama kuru kuru. Çay kahve ne getireyim? Biz birlikte çöpü çıkarmıştık. Hemen geliyoruz Burhan Bey. Derhal içeri. Ada, Bora Bey'in masasına sen bakacaksın. Çok önemli bir müşteridir. Hadi, hadi, hadi. Para ödüyorum ben size. Ağaçtan toplamıyorum. Hii, yüksek yüksek geldi yine ya. Şu bana taktı kafayı. Bora kim? Ay ne bileyim ya. Fotoğraf çekmeyi seviyorsun ha? Hı, çok severim. Düzeltiyorum. Sen fotoğraf çekmeyi değil, kendini göstermeyi seviyorsun. Bak, ben böyle şeylerden hoşlanmam. Tamam. Tüm hesaplarını kapatıyorsun hemen. Kıskanacağız galiba biraz. Hemen. Tamam. Merhaba, hoş geldiniz. Buyurun. Sizde iki geliyorum bir hemen bakıyorum ne kadar? Borcum diyorum ne kadar? Anlamadım. Vallahi biz de anlamadık. Garson kız. Kaç dakika oldu sen geleli? Sen gelmeden 5 dakika önce gelmiştim. Yani 20 dakika oldu. 20 dakika oldu. Ben de 15 dakika önce geldim. Yani yaklaşık yarım saattir burada bekliyoruz. Garsonlara el kol yapıyoruz. Biri hemen geliyorum diyor, biri bakıyorum diyor. Sizde sistem böyle mi gidiyor? Yani müşteriyi ne kadar sinirlendirirseniz, ne kadar bekletirseniz o kadar prim mi alıyorsunuz hanımefendi? Yok beyefendi, kusura bakmayın. Biraz yoğunluğumuz var görüyorsunuz. Tüm hesaplarımı da kapattım. Ne yapalım? Alkışlayayım mı seni? Ben açım biraz. Bırak, bırak. Sen bize ne yap biliyor musun? Sen bize 2 tane balıklı bir tabak yap. Dana, sosis, sucuk, salam, jambon, döş. Her şeyden koyun, tamam mı? Yalnız bütün etler az pişmiş olsun, sucuğu pişirmeyin. Çiğ seviyorum. Yanlış anlama, ben senin profilinden vegan olduğunu biliyorum. Ama bak, bir ilişkide ortak damak zevki olmazsa olmazdır. Öyle mi değil mi? Öyle mi değil mi? Öyle. Ha. Yani eti ve sucuğu bilerek pişmemi söylüyorum ki etin tadını daha iyi alabilirim. Konulu konulu. Değil mi? Uyar mı sana da? Uyar, uyar. Hiç sıkıntı yok. 20 yıldır da ilk kez et yiyeceğim. Çok heyecanlıyım. Bence bu veganlar, vejeteryanlar gerçek bir hayvan düşmanı. Sen hayvanın otunu ne yiyorsun ya? O hayvancağız ne yiyecek? Ha? O hayvancağız, söyle bana. O hayvancağız ne yiyecek? Bana bak bana. Yani sen, yani siz, sizler bu döngüyü neye bozuyorsunuz? Döngü? Döngü. Bak, çok güzel bir soru sordun. Açıklıyorum, dikkat edin. Hayvan otu yiyecek. Ben hayvanı yiyeceğim. Sonra ben öleceğim, ne olacak? Ne olacak? Ben öleceğim, toprak beni yiyecek, değil mi? Sonra ne olacak? Ben toprakta ota besin olacağım. Ota besin olacağım, ne olacak? Otu kim yiyecek? Kim yiyecek? Ben mi yiyeceğim? Hayvan yiyecek otu, değil mi? Hayvan otu yiyecek. Bak ne yaptık? Başladığımız yere geri döndük, değil mi? Anladın mı döngüyü? Anladım. Ben bir son şeylerinizi alayım. Siz bize 2 tane yumurtalı salata. Yumurta. Tamam. Yalnız öyle göz görümde 2-3 tane koymayın ha. Bol bol yumurta koyun. Türüf rendesi. Bir de üzerine türüf rendesi istiyoruz. Mümkünse beyaz olsun. Beyaz güzeldir, iyidir. Hanımefendi, isterseniz sizin salatanıza yumurta koydurmayabilirim. Böyle bol yeşillikli bir salata yaptırabilirim. Yok, beyefendininki gibi olsun. Aldın mı cevabını? Adama bak ya. Perşin ne oldu? Ya şu Bora mıdır nedir ne zıkkımsa... böyle artist hareketler, böyle bir tavırlar. Aa, vegan kadına çiğ sucuk yedirecek manyak herif. Allah. Kadın da ağzını açıp tek kelime etmedi. Saçma sapan ne insanlar var ya. Böyle erkek mi o? Sığırcık. Sen de New York'ta okumuştun değil mi? Özlemişsindir de oraları. Sence özlesem neden döneyim? Değil mi? Bir kere orası özgürlükler ülkesi. Benim yapıya ters. Bak, çok önemli bir konuya parmak basıyorum. Bana bak. Çok iyi dinle, soru soracağım. Biz, ben, ailem yani sülalem 3 temel prensiple büyüdük. At, avrat, silah. Neymiş? At, avrat, silah. İşte bu, bravo, aferin. Bak yani Anadolu'nun mis kokulu bozkırında da olsak, New York'un 5. caddesinde de bizim içimiz bu. Değişmez. Yanlış mıyım? Hayır, hiç yanlış değilsin. Hatta bu zamana kadar gördüğüm en doğru insansın. Zaten bu çağın erkekleri sorumluluk almaktan kaçıyor. Bak ben bu kadın erkek meselelerinde acayip hassasım. Yani kadın dediğin kadınlığını bilecek. Erkek dediğin de erkekliğini. Yoksa ikililik çıkar. Kavgalar, savaşlar, gürültü, patırtı falan filan. Yani uzun lafın kısası kadın erkeğine itaat edecek. Yani ben böyle isterim en azından. Kesinlikle katılıyorum. Çok haklısın. Bence de haklıyım ya. Şu etlerin güzelliğine bakar mısın? Kanlı kanlı ha? Çok güzel değil mi? Yok. Anlamadım. Bir şey mi dediniz? Salatanız. Afiyet olsun. Görüyor musun şu yumurtanın zarafetini? Ha? İçi sarı dışı beyaz. Doğa ananın mucizesi. Yumurta. Başka bir şey ister misiniz? Biz karnımızı doyurmak istiyoruz. Müsaade ederseniz. Lütfen. Afiyet olsun. Teşekkürler. Buyurun. Sen tabii şimdi daha et yemeyi de bilmiyorsun değil mi? Bak şimdi. Alacaksın bunu. Bak. Görüyorsun değil mi? Çapraz gireceksin ete. Kanlı et. Alacaksın yumurtayı. Yumurta. Gel bakalım buraya. Aç bakalım ağzını. Gel. Aç bakalım. Hadi. Aa yap bakayım. Oo. Evet. İşte bu. Al bakalım bunu da. Hadi bakalım. Pardon. Kusura bakma yalnız. Nasıldı et? Kanlı et nasıldı? Cevap ver nasıldı? Güzeldi bayağı. Çok iyiydi değil mi? Ben de beğendim. Evet. Güzeldi. Neyse bak. Ben evliliğe karşı değilim. Hatta bir an önce evlenmek istiyorum. Aa, ne tesadüf. Ben de evlenmek istiyorum. Yalnız ben sıkıntıya gelemiyorum. Anladın? Anlamadık. Ben sana açıklayayım. Bak, erkekler tek eşli olarak yaratılmış varlıklar değildir. Yani evliliğin ön koşulu, ilk kuralı kadının bu gerçeği kabullenmesi. Bak, ben böyle bir kadını evimin hanımı, çocuklarımın anası, gönlümün sultanı, başımda tacı yaparım. Ama fakat mamafi. Eğer bunun tam tersi olursa cezasını da kesmeyi biliriz. Yani şiddet de doğamızın bir parçası en neticesinde değil mi? Yani öyle mi değil mi? Öyle mi? Öyle. Ay Allah'ım şunu beyninden aşağı dökülmek için bana biraz sabır ver. Pardon. Garson kız ne yapıyorsun? Kahveye mi fısıldıyorsun? Kahveniz buyurun. Afiyet olsun. Evet kesinlikle katılıyorum. İnsan doğasından gelen şeyleri kabul etmeli bence. Kızım ne oldu? Ada Hanım, masa 20 için siparişi hazır. Ada Hanım. Geç. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Yeter. Benden bu kadar kusura bakmayın. Yanlış bir şey mi söyledim? Yok siz değil. Ben masaya oturduğumuzdan beri evlen. Ve siz bana hiçbir tepki vermediniz. Yanlış anlamayın, okumuş etmiş kadınsınız siz. Yani nasıl böyle tavizler verebilirsiniz karşınızdaki erkeğe? Yani sırf sizinle evlenebilsin diye mi? Sırf sizinle evlensin diye. Nasıl bu adamın bu saçmalıklarına göz yumarsınız? Ama Bora, sen böyle istiyorsun sandım ben. Çok özür dilerim. İsterseniz baştan başlayalım. Bizde böyle nokta neti biliyor musunuz? Duydunuz mu hiç? Sosyal içerik platformu değil mi? Evet. İşte ben oranın başyazarı ve genel yayın yönetmeniyim. Adım Bora Doğrusöz. Şu sıralar evlilik hakkında bir yazı dizisi hazırlıyorum. Erkeklerin evliliğe bakış açılarını biliyoruz az çok. Ama kadınlarınkini öğrenmek için de böyle kimliğimi gizleyerek röportajlar yapıyorum. Nasıl yani? Sen şimdi Bora Denizsoy değilsin. E müteahhit de değilsin. Hayır, değilim. Ama önemli olan siz kimsiniz? Yani sen şimdi benimle evlenmek de istemiyorsun. Hayır, dedim ya. Yeni yazı dizim için saha araştırması yapıyorum. İnsanları doğal hallerinde görebilmek için kimliğimi gizliyorum. Ha, bakın bu sizin için sorun olacaksa bu görüşmemizi kullanmayacağımdan emin olabilirsiniz gerçekten. Alçak herif! Sen benim duygularımla oynadın. Sen bir tacizcisin Bora Doğrusöz. Ata avrat döngü falan diyor bir de. Ama fena olacağı belliydi Bora. Bravo Bora. Lavabo neredeydi acaba? Bak kahretsin ya. Buyurun. Şey... Leke için bir şey istemişsiniz. Evet. Tuz ruhunu istemişim leke için. Kesin çözüm. Sağ ol, teşekkürler. Lekeyi çıkarsam yeter. Alev almama gerek yok. Yeter olsun. Anlamadım. Allah korusun diyorum. Yanmayın. Nazallah. Siz yapamayacaksınız. Gelin şöyle ben yapayım. Siz belli beceremeyeceksiniz. Alayım ben lütfen. Düştüğüm hallere bakar mısın ya? Ulan Bora. Ulan Bora. İşte az önceki hanıma insan gibi davransaydınız o hallediverirdi şimdi. Müşterileri mi dinliyorsun sen? Sağır değilim beyefendi. Yanımda konuşulunca duyuyorum. Sığır da değilim ki. Duyarsız kalayım yapılan sığırlıklara. Sığır mı? Siz bana sığır mı dediniz? Bana bakın bana. Bana siz sığır mı dediniz az önce? Buyurun. Gömleğiniz. Teşekkür ederim. Çamaşır suyu çıkarttı lekeyi. Ama vicdan lekesine ne çıkarır o daha icat edilmedi. Hadi bak gelsene sen. Gel gel. Bıraksana be kolumu. Bana bak. Herkesin içinde laflarına dikkat et. İnsanlar yanlış anlayacaklar. Bir itibarım var benim. İtibar parayla olmuyor maalesef. İnsan olacaksın önce insan. Onun iki şartı da karşıdakine insan gibi davranmak. Bora Bey bir sorun mu var efendim? Ada ne oluyor burada? Hanımefendi bana insanlık dersi vermeye çalışıyor. Anlayıp dinlemeden. Hemen gidip eşyalarını topluyorsun. Kovuldun. Ama Burhan... Pardon Burhan Bey. Ben bir şey yapmadım beyefendi. Sana derhal burayı terk et dedim. Tamam tamam. Kötülecek bir şey yok. Bunu yaptıklarından gına geldi. Sizlik bir şey yok. Burhan Bey, kovmanızı gerektiren bir durum olmadığını söyle. Sana ne? Sana ne? Beni savunmak sana mı düştü? Pis maço. Bir insan bozuntusu. Sığır! Kaba adam! Sus! Çekil konuşma! Tam da şu anda Venüs'te Plüton birlikte hareket etmeye başladı sultanım. Altın değerinde 12 dakikalık bir aralık açıldı. Yürü buradan. Nasıl yapacağım 12 dakikada? Kapının önündeler şu anda. Hadi göreyim seni. Geç şu kapıdan. Hadi bakalım Tuğçe. Selam. Selam. Ne yapıyorsun? İyi, mekan çekimlerinin şopunu yapıyorum. Ay bırak şimdi Photoshop'u ya, dışarısı çok güzel. Hadi gel. Bora Bey'i görmek isteyebilirler. Ya 10 dakika ara verdin diye yetiştiremeyecek değilsin herhalde. Ben projeyi kapatayım o zaman. Ben kapatayım, bitti. Hadi gel. Ya bir yere yetişiyoruz herhalde. Ya bana ilham geldi de. İlham gelince bir darlanıyorum. O yüzden. Aha. Sana bir sürprizim var. 6 dakikan kaldı. Hadi hadi. Tamam gidelim. Ay, kıyamam ya. Çalışmaktan telefonuna bile bakamıyor. Çok sevinecek beni gördüğüne. Kıyamam. Rüzgar. Bir hava alalım ya, değil mi? Ha geldi seninki. Kim benim kim? Tuğçe. Ali. O nasıl bir şey? Kuzen bu nasıl olur? Ben yani Tuğçe sana yazıyor. Ben eminim bundan ya. Bir daha bunu söylersen kalbini kırarım demiştim değil mi? Ofiste böyle şeylere tahammülüm yok biliyorsun. Ayrıca Tuğçe'den bahsediyoruz. Kaç yıllık arkadaşım? Kaç yıllık arkadaşım? Önemli mi şimdi bu? Rüzgar. Nasıl? Yani söylemeden edemeyeceğim ben. Böyle bir şey beklemiyordum aslında ama. Hı hı. Çok uzun zamandır hayalini kuruyorum. Neyin? Seni öpmeni. Kaçamadım. Bahtımdan kaçamadım. Sonsuza kadar mutsuz olacağım. Sonsuza kadar. Allah kahretsin. Niye ani fren yapıyorsun? Niye? İyi misin? İyi mi sen? Allah'ım ne günüm işledim ben. Niye ısınıyorsun beni? Araba çağırın hemen bir tane çabuk. İyi misin? Duyuyor musun beni? Nereni vurdun? Allah kahretsin. Kaza mı? Trafik kazası, bilinci kapalı. Başına darbe aldı mı? Ani fren yapınca arkadan çarpmak zorunda kaldım. Yanına gittiğimde başı direksiyondaydı. Vitallerini alalım hemen. Hanımefendi, beni duyuyor musunuz? Duymuyor. Tamam, tomografi alalım hemen. Beyefendi siz burada kalın lütfen. Nasılsın? İyi misin? Doktor hanım, durumu nasıl? Önemli bir şey yok değil mi? Başına aldığı darbeden dolayı nöroloji tetkik etti. Ama rahat olun, eşiniz gayet iyi. Eşim değil. Ah çok pardon. Ada Hanım, darbeden dolayı alnında ufak bir şişlik vardı. Hemen oraya müdahale ettik. Kendisi bizi biraz zorladı ama bir miktarda sedatif verdik. Şimdi etkisini gösterecektir, rahatlatacaktır onu. Tabii bu gece yalnız kalmasın. Araç kullanması da yasak. Çıkabilir mi yani? Tabii çıkabilir ama gece baş ağrısı falan olursa mutlaka getirin lütfen. Bir şey sorabilir miyim? Acaba bu gece burada kalsa, dinlense, kafası açılsın, sabah da çıksın gitsin olmaz mı? Hiç gerek yok. Tüm tetkikleri yaptık. Kalmasını gerektirecek bir durum yok. Tamam. Tekrar geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Tamam kardeşim. Benden. Aldım başıma belayı. Aman aman ne kadar da merak ettin sen beni. Gözlerim yaşardı. Gerçekten ağlayacağım şimdi. Korkma. Şikayetçi olmayacağım senden. Aa, şikayetçi olmayacak mısın? Olmayacağım. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Lütfettin. Aniden fren yapan senden hatırlatırım. Ne yapmaya çalışıyordun? Hı? Aklın neredeydi acaba? Anlaşıldı tamam. Ne anlaşıldı? Bir şey boş ver. Ne anladın acaba? Gel buraya. Ne alaka ya? Ben insanları iyi tanırım. Yani hayatım böyle kazanıyor. Sen medyumsun. Desene baştan. Yazarım. Hatta dur tahmin edeyim sen. Sen yeni terk edildin. Yok, hayır sen... Sen aldatıldığını öğrendin. Sana bir şey vereyim mi? Geçecek. Gerçekten. Hepsi geçecek. Geçecek. Çok sağ ol ya, çok sağ ol. Ve doğru bir tespit. Bak... Erkekler bir ilişkiden çıktıktan sonra acayip rahattırlar. Kadınlarsa görüldüğü üzere çökerler. Çünkü o adamı gözlerinde büyütüp olmadığı bir yere koymuşlardır. Ama birkaç ay sonra kadın kendini toparlar. Gerçekleri görmeye başlar. Bu sırada hayat boşlukları doldurur. Yani üzülme sırası kime gelmiştir? Erkeğe gelmiştir, değil mi? Bitti mi? İnan şurada şöyle kalıp... Saatlerce sabaha kadar senin aşk hakkındaki teorilerini dinlemeyi çok isterdim ama evden beklerler. Gideceğim. Bak bunlar teori değil. Çünkü aşk diye bir şey yok. Aşk diye bir şey yok. Evet yok. Aşık olmak için bir kalbe bir de duygulara ihtiyaç var. Sizde de o olmadığına göre çok haklısınız. Ay. Ne yapıyorsun şu anda? Eve gidiyorum. Müsaaden var mı? Ben bırakırım seni eve. Yok. Bak ben de meraklı değilim seni evine bırakmaya. Ama madem bu kazaya beraber karıştık en azından eve girdiğini göreyim gözlerimle. Malum saat geç oldu. İstemez sağ ol. Hastaneye getirdin yeterli. Gerekirse eve kadar yürürüm ama seninle gelmem. Okey. Sen bilirsin. Ay. Ah. Bak, bu benim kartım. Eğer bir şeye ihtiyacın olursa. Bizde böyle net. Bora Doğrusöz siyah. Portalımızı biliyorsun. Ah. Biliyorum. Biliyorum, bilmez miyim? Çok yakından biliyorum hem de. Bora Doğrusöz. Evet benim. Sen her şeye muhalefet yazılar yazan deniyor değil misin? İnsanlara şimdi böyle konuşmazsan rica ediyorum. Ama öylesin, deniyorsun sen. Evlilik hakkında saçma sapan şeyler yazıyorsun. Beni bir dinle. O pis dilini aşka uzatıyorsun. Ya sen de dinlememek kronik bir hastalık mı oldu acaba? Bak o restoranda gördüğün adam ben değildim. Yani bendim ama bir röportaj yapıyordum. Yeni yazılı isim için tamam mı? Rezil. Bana bak, ben kimseye şirin görünmek için karakterimden ödün verecek bir adam değilim, tamam mı? İnanmadığım şeyi de kutsayamam. Dürüstlük, bilir misin? Dürüstlük. Denyol'un yeni adı dürüstlük mü o? Bana Denyo deyip durma. Ama öylesin, Denyo'sun sen. Ya çık git, hadi git. Seni de, senin kartını da, adını da, hayatını da istemiyorum, tamam mı? Çık git. Anladım ben senin derdini. Bak biz ne yapalım biliyor musun? Hı. Doktoru çağıralım, seni bir kez daha bir tomografi yazsınlar. Belli ki kafanda bir hasar oluşmuş senin. Gayet iyi, ben gayet iyi. Sen çekilebilirsin lütfen, hadi. Defolun lütfen, defolun. Kapı orada, hadi defolun. Çatlaksın sen. Ben değilim, sağ olun. O sizin çatlaklığınız. Defolun. Bana bak. Gider misiniz artık? Ne halin varsa gör. Lütfen, teşekkürler. Tövbe. Sinirim bozuyor ya. Ay. Yürüyemiyorum. Ay. Tansiyonumu çıkardı pis. Küs. Pardon. Bir uzun böyle bir hasta bakıcı vardı az önce burada. Bir 2 dakika kapıya kadar atsa olur mu? akıllı beni bulmaz, deli ayrılmaz. Hiçbir işimi halledemedim ya. Aman aman aman. Aman 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 aman. Buyurun. Teşekkür ederim, sağ olun. Tamam kardeşim, bundan sonra sende. Ustam, kusura bakma, bir yanlışlık olmuş. Eyvallah. Ne yapıyorsun ya? Kolay gelsin. Ne yapıyorsun sen? Dayı, dayı. Gitti. Ne yapıyorsun? Bıraksana beni. Bırakacağım seni, bırakacağım ama evine. Ondan sonra da umarım bir daha asla görmeyeceğim. Başına bir şey gelecek, benim üstüme kalacak. Ya yavaş! Ay. Bana ne içirdiler ya? Benim niye hala başım dönüyor ya? Hayatım boyunca mutsuz olacağım. Efendim? Sonsuza kadar mutsuz olacağım. Ne oldu, bir yerin mi ağrıyor? İyiyim. İyiyim. Sen nasılsın? Sorun da kabahat. Aynı fikirdeyim. Gözlerin şaşı bakıyor, ayakta duramıyorsun ama çat çat cevap vermeye devam ediyorsun. Bravo. Ay. Ne oluyor? Düşündüğüm şeyi yapmazsın böyle. Ah! Can! Can, açıyorum Can ben. Sakin ol. Sakin ol, tamam. Sakin ol. Sağ çekiyorum. İyi misin? Ay kuşum. Ay midem bulanıyor. Ay. İyi misin? Gel, gel. Gel hadi. İyiyim. Bir yalandan panik yapma. Kusmam arabana, merak etme. Ben mi dedim sana beni eve bırak diye? Kendin yalvardın. Ya sabır. İner misin? Bir hava al, bir sakinleş. Sonra da evine bırakacağım seni. Hadi, hadi gel. Dur, dur. Çek elini ya. Aa, çekil, çekil. Çık. Peki. Tamam, hadi in bakalım. Ay. Bir kere daha dene. O zaman sen... Böyle bana bir azıcık destek olursan ben... Tamam, ben sana azıcık destek olacağım. Gel. Gel bakalım. Buraya gel, gel. Gel bakalım. Oraya dur. Tamam. İyi misin? Ay, iyiyim. Tamam, bak ben şimdi kapıyı kapatacağım, tamam mı? Kapatıyorum kapıyı. Sen ağırlığını bana ver. Sakın üstüme kusma. Tamam. Kusma ama. Şuraya oturalım mı, ister misin? Bir hava alırsın biraz. Olur mu? Olur, olur, olur. Tamam. Hadi bakalım. Gel, bir. Hoppa, tamam. Tamam, işte. Niye dönüyor bu başım benim? Geçecek, of. Geçecek, merak etme. Of. Geçecek. Tamam. Bak, şu an oturacağımız yere geldik, tamam mı? Şimdi 1, 2, 3 diyeceğim, oturacağız, tamam mı? Hadi bakalım. 1, 2, 3. Aferin, tamam, tamam. Şimdi derin derin nefes al. Evet, bir kez daha. Çok güzel, tamam. Bravo. İyi misin? Başın dönüyor mu hala? Yok, yani yok. Daha iyiyim. Güzel, tamam. Su ister misin? Su getireyim mi? Su. Su. Su olur. Tamam, getireyim. Geliyorum hemen ben. Hayallerimin, umutlarımın üstüne koca bir bardak soğuk su çok güzel olur. Buz gibi, lıkır lıkır. Çattık ya. Hadi gel. Hadi. Gel, tamam, tamam, tamam. Tamam. İyi misin? Yani başım falan dönüyor olabilir. Evet. Böyle sen böyle tam sana odaklanamıyor da olabilirim. Hiç sorun değil. Ama ben her şeyin farkındayım, tamam mı? Evet, farkındasın. Tamam mı? Dur. Şöyle yapalım o zaman. Ha. Her şeyin farkında gidelim hadi. Ha? Hadi gel. Gel. Her yere de gitmişiz. Bir bitse bu gece. Hadi Ada. Ada. Geldik, hadi. 5 dakikada mı? 5 dakikada mı? Ada geldik, hadi gitmen lazım artık, hadi. Of, hiç rahat yok, ay. Ulan Rüzgar, yine çok yakışıklısın ha. Ada, sen misin? Oo, yorucu bir gündü galiba. Gelir gelmez uyumuşsun. Ne zamandan beri var? Anlamadım. Ben de anlamadım. Belki de anlamalıydım. Safım. Salam. Ada aşığım. Sence hangisi? Ada, iyi misin? O kadın ne zamandan beri var Rüzgar? Hangi kadın? Hangi kadın? Sokağın ortasında dudakları yapıştıran kadını diyorum. Ne zamandan beri var? Bak adacığım, yanlış anladın aslında. Ben sizi gördüm. Ben sizi gözlerimle gördüm. Ay, sadece ben değil. Oradaki onlarca insan da gördüm. Neden? Tamam bak, ben de zaten bu konuyu konuşmak istiyordum. Bu konuyu konuşacak mı? Evet, bu konuyu konuşmak istiyorum. Sana yazıklar olsun ya. Sana gerçekten yazıklar olsun Rüzgar. Sen bana bunu nasıl yaptın? Sen benim gibi bir kadına nasıl yaptın Rüzgar? Al işte bak. Tam da bunu söyleyecektim biliyor musun? Ne? Sen yaptığın bütün iyiliklerde beni ezdin. Ne yaptım? Ezdin beni. Ezdin mi? Evet. Üste çıkmanın da böylesi ya. Ya Ada, bu kadar iyi olmak zorunda değilsin. Bu kadar sevgi kelebeği olmak zorunda değilsin. Sabah kuşuna, kedisine yemek vermek, benim için 3-5 işte birden çalışmak. Herkesin sevgilisi Ada. Ada dünya tatlısı. Ada candır can. Ya Ada, o kadar iyisin ki kendimi kötü biri gibi hissediyorum. Anlamıyor musun? Konuşma. Konuşma, ben hayatımda bu kadar aptal diye bir bahane duymadım. Konuşma, sus. Tamam, konuşmayalım. Zaten konuşacak bir şey kalmadı. Konuşmayalım. Okey, konuşmayalım. Bu kadar yani, öyle mi? Bu, bitti, bu. Kızım, konuşmayalım diyen sensin. Bağırma bana! Bağırma! Gideyim mi? Gitmişsin zaten. Adacığım bak, benim için yaptıklarına minnettarım. Ama zaten olmayacaktı. Başından beri belliydi yani. Ne buldun onunla? Duymak mı istiyorsun? Duymak istiyorum. Tamam. Sana karşı dürüst olacağım. Sen bana karşı dürüst olacaksın. Dinliyorum. Senden daha alımlı, daha yetenekli, başarılı, güzel. Yani bana kendimi erkek gibi hissettiren bir kadın. Okey? Ben sana kendini ne gibi hissettiriyorum? Benimleyken ne hissediyorsun? Ada, biz 3 senedir ayrı odalarda yatıyoruz. Sen benim kardeşim oldun, dostum oldun, sırdaşım, ailem, ablam. Sevdiğim kadın haricinde her şey oldun. Yani bak, benim de planlarımda böyle bir şey yoktu. Gerçekten ben seninle beraber yaşar gideriz diye düşünüyordum ama karşıma öyle bir kadın çıktı ki Ada. O çıkmasaydı başkası olmayacaktı sanki. Olmayacaktı. İnan bana. Olmayacaktı. Çık git bu evden Rüzgar. Üzgünüm. Gerçekten. Üzgünüm. Gel. Formu masaya bırakabilirsiniz. Ada Tözün, 1995 doğumlu, İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı mezunu. Bekar. Yalnız buraya hiç tecrübeniz... Selam. Bak, sana senin için çok önemli ve değerli bir soru soracağım ama çok basit, merak etme. Tabii, buyurun. Ne işin var senin burada? Başın sıkışırsa ara demiştiniz. Kartınızı vermiştiniz. Evet, sen de benim verdiğim kartı gözümün önünde paramparça etmiştin. Değil mi? Değil mi? Evet. Evet, öyle bir şey yaşandı. İlaçların yan etkisi malum. Ben de biraz şuursuzluk. Evet. O az önce gördüğüm benim kartım mıydı? Bir de yapıştırdın mı onu tam bakan? Versene bakayım. Verir misin? Merak ettim, bakacağım. Hiçbir görmediniz kendi kartınızı, lütfen. Ver şu kartı bana. Müthiş. Gerçekten muazzam. Müthiş olmuş. Ama bak, şu ortadaki parçayı da bulup tamamlasaymışsın, bir şaheser olabilirmiş, biliyor musun? Ben onu aradım, bulamadım. Bora Bey, ben dün gece sizin başınıza bayağı bir dert açtım, biliyorum. Yani ne deseniz haklısınız, gerçekten çok üzgünüm. Doktor bana kazadan sonra baş ağrısı olabilir demişti ama küçük değişikliğinden hiç bahsetmemişti, biliyor musun? Ya değil mi? Olabiliyor demek ki, benim de başıma ilk defa geliyor. Ben de tam bilmiyorum. Okudunuz Bora Bey, ben Ada Töz'ün. 1995 doğumluyum. Türk Dili ve Edebiyatı'ndan mezun oldum. Bekarım. Bayağı bekarım ben. Yarışmaya nereden katıldınız? Hayır, ona göre sizden hoşlanıp hoşlanmadığını söyleyeceğim de sonra da paravanı açtırırız ha. Olur mu? Güzel mi? Espriler, şakalar böyle havada uçuşuyor. İyi başladık Bora Bey. Çok güldüm, iyiydi bu. Bora Bey, ben kendim bilimleri yazıyorum. Bu da yazdığım yazılardan bir tanesi. Şöyle verirsem. Daha önce benzer iş tecrübesi olmayan adayları değerlendirmeye almıyoruz. Çıkabilirsiniz, bu junior bir pozisyon değil. Herkesin istediği işte çalışması pek mümkün olmuyor maalesef. Ama bir yerden de başlamak gerekiyor diye düşünüyorum. Gel. Gerçekten dün yaptıklarından sonra seni hiç alabileceğini düşünüyor musun? Bora Bey, yani dün akşam ben çok kötü... 45.000. Maaş mı? Evet maaş. Hatta prim, sigorta, araba, arabanın pensiyonu hepsi bizden, şirketten. Çok iyi. Benim arabama verdiğin zarardan bahsediyorum. 45.000. Ha. Ya. Ha, öyleli. Öyle. Oh. Güzel para. Ay. 45.000. Bora Bey, size hemen şöyle bir fikirle gelmek isterim. Hemen heyecanla size aktaracağım bunu. Bora Bey, şimdi siz beni işe alın. Ben size her ay maaşımla tıkır tıkır ödeyeyim o parayı. Ha? Benden paranız kalmaz Bora Bey. Beni filan biliyor. Sorun soruşturun mahalleye. Ama siz beni hiç profesyonelce değerlendirmiyorsunuz ki, böyle olmaz. Bir daha ben geleyim, bir daha başlayalım. Ben de sizi profesyonelce değerlendirmeye çalışıyorum ama karşımda bir amatör olunca gerçekten çok zor oluyor. Ayrıca sizin gibi histerik, hırçın, duygularıyla hareket eden, günü gününü tutmayan insanlarla prensiplerim gereği çalışmıyorum. Çıkabilirsiniz. Geldiğiniz gibi gidebilirsiniz, buyurun. Bora Bey, bunu okursanız ben gerçekten bu sefer çıkıp gideceğim. Okumayacağım. Bir okuyun Bora Bey, lütfen. Okumayacağım, çıkabilirsiniz. Ya ama yani bir yazıyı okumak bu kadar zor olmamalı. Üstelik o kişi sizin yüzünüzden işten kovulduysa, açsa, açıktaysa, ekmeğe muhtaçsa bir güzellik yaparsınız. Ekmek parası. Bora Bey, açız. Hafıza. Hı? İnsan hafızası. Ne kadar garip bir şey değil mi? Böyle bazı insanlar bir şeyler yaşarlar. Sonra bunu eğip, büküp, 180 derece döndürüp... bir de buna inanıp, bu yetmiyormuş gibi karşısındakine de inandırmaya çalışırlar. Anlamadın. Açıklayayım. Eğer ben yanlış hatırlıyorsam lütfen beni düzelt, tamam mı? Sen dün bana, beni savunmak sana mı kaldı ya? Pis maço, insan bozuntusu, kötü adam, kaba adam, sığır gibi laflar sarf ettin, doğru muyum? Doğru muyum? Doğrudur. Doğru. Çıkabilirsin. Tamam, okuyun, ben çıkayım, hadi. Güvenliği arıyorum. Tamam, ben çıkayım. Sanki ne dedik yani böyle? Bora Bey, sizin canınız o 45 bine takılmış. Siz o yüzden okumak istemiyorsunuz. Ben size... Okumayacağım. Aa, çok özür dilerim, yandınız. Ben size buz getireyim. Allah kahretsin ya, bıktım ben senden ya. Sen benim başıma bela mısın? Yok, sen benim başıma bela mısın? Şu üstümün başımın haline bakar mısın ya? Bilelim. Çıkar mısın lütfen? Bana bak, bana bakar mısın? Bak, dünden beri senin yüzünden başıma gelmeyen şey kalmadı, evet, tamam mı? Evet. Bıktım senden. Evet. Çıkar mısın? Dışarı çık, dışarı çık. Çık, şirketten de çık. Sana bakamıyorum bile. Nedenmiş o? Gözlerimi kamaştırıyorsun ondan. Teşekkür ederim. Ben daha önce hiç böyle bir şey hissetmedim, biliyor musun? Tabii senin gibi bir kadın görmedim. Nasıl etkilenebilirim ki? Ya işte, hayat. Evet, hayat. Aa, ben telefonu unutmuşum masada. Sen istiyorsan in, ben geliyorum. Olur, olur. Tamam. Gel buraya. Gel. Aa, Rüzgar. Kızım, ne yapıyorsun burada? Rüzgar, ben özür dilerim. Dün akşam sana biraz sert davrandım. Gel böyle güzelce oturup bir konuşalım. Ne dersin? Adacığım, bitti diyorum. Bitti. Niye zorluyorsun? Bitti, lütfen. Sen beni o kadın yüzünden mi terk ediyorsun? Ha? Ya ben de makyaj yaparım. Ben de güzel güzel giyinirim. Topukluysa topuklu ben de giyerim. Ne var bunda? Ada, kendini niye kandırıyorsun? Yani neden yapıyorsun bunu? Sen busun Ada. Kendini kandırma. Sen busun, böylesin. Yani tamam, bunda da bir sıkıntı yok ama... benim yolum ayrı, senin yolun ayrı. Okey? Bitti. Değişirim. Gerçekten bak, söz veriyorum sana, bambaşka biri olurum. Hadi gel, bize, bana bir şans ver, hadi. Ada, beni de yoruyorsun, kendini de yoruyorsun. Tamam, bak burası bir iş yeri. Eve git, ben geleceğim. Geleceğim, konuşacağız. Gelecek misin? Evet, ama konuşmak için. Tamam. Tamam, akşam görüşürüz. Allah'ım yarabbim. Ben burada işe gireceğim Rüzgar. Görürsün sen, ben burada çalışacağım. O süs bebeğine de sana da burayı dar edeceğim. Göreceksin sen. Baktığın her yerde beni göreceksin. Hadi kızım. Hadi Ada, göreyim seni. Hadi yürü yallah. Hadi kızım. Bıktım yani. Gerçekten bıktım. Gerçekten bıktım yani. Dün yetmedi, bugünü de çöpe attı kız resmen. Bıktım, gömlek değiştirmekten bıktım. Ah, güzel. Senin ne işin var burada? Çıkar mısın lütfen? Ya... Git. Okuyacağım. 2 dakika. Çok kısacık. Baht oyunu. Herkes aşka inancı kalmadığını söyleyip duruyor şu günlerde. Erkekler kadınlara düşman çünkü kadınlar aşk aramaktan vazgeçmiyor. Aşka inanmaktan, peşinde koşmaktan, emek vermekten korkmuyor kadınlar. Bir an sesler yükselince kaçmak değil ki aşk. Sürekli birbirine bakmak da değil. Aşk aynı yöne bakmak sadece. İşte tüm kaos burada başlıyor. Bir saniye bakabilir miyim? Buyurun, lütfen. Derdin de bilmiyorum ve bilmek de istemiyorum. Ama... Şirketimin batacağını bilsem dahi seni işe almayacağım. Ama Bora Bey... Bir daha senin etrafımda görürsem... şu anda olduğum kadar kibar olmayabilirim. Şahit Selin, buyur. Görmeniz gereken çok önemli bir şey var. Erkek erkekler tekeşli olarak yaratılmış varlıklar değildir. Bence evliliğin ilk kuralı, ön koşulu kadının bunu kabullenmesi. Değil mi? Bak ben böyle bir kadına evimin hanımı, çocuklarımın anası, gönlümün sultanı başımda taş. Allah kahretsin, biri bizi cep telefonuyla çekmiş. Diyelim ki tam tersi oldu. O zaman da cezasını kesmeyi bilirim. Yani şiddette doğamızın bir parçası, en neticesinde değil mi? Alçak herif, sen benim duygularımla oynadın. Sen bir tatilcisin Bora Doğrusöz. Çekimi tamamı değil bu. Bütün bunların bir oyun olduğunu ve yeni yazı dizisi için saha araştırması yaptığımı anlatmıştım. Anlatmaya başladığım yerden kesilmiş, kızın son sözleri de sonuna eklenmiş. Yani? Yani biri bu videoyu özellikle çekmiş ve kurgulamış. Tesadüfen çekilen bir şey değil bu. Boracığım iyi misin? İnanamıyorum olanlara. Feci bir sosyal geçiyoruz şu anda. Takipçi sayımız devamlı düşüyor. Pırıl sen çıkabilirsin. Benim o restorana gideceğimi kimler biliyordu? Bu ne demek şimdi? Bu video beni itibarsızlaştırmak için çekilmiş. O restorana gideceğimi kimler biliyordu? Sen tamam bir sakin ol ya, bir sakin ol. Ne diyorsun sen ya? Ali, biri benim o restorana gideceğimi öğrenmiş. Ve muhtemelen ne yapacağımı da. Aha geldi. Geldi. Hoş geldin. Hoş buldum. Aç mısın? Hayır. Kahve yapayım sana. Yeni içtim. Su? Sağ ol Ada. Rüzgar. Ada bak ben çok yoruldum tamam mı? Gerçekten. Ya daha fazla birbirimizi yormayalım. Rüzgar ben anlayamıyorum. Sen şimdi gerçekten bir günde o kadına aşık mı oldun? Ada sana olanları anlattım. Daha fazla konuşup seni üzüp kırmak istemiyorum. Uzatmayalım. Sen istesen de beni bundan daha fazla üzüp kıramazsın ki. Bundan ötesi yok. Benim anlayamadığım bir şey daha var. Bu kadın senin evli olduğunu bile bile... Biz evli değiliz Ada. Seninle vatandaşlık için evlendim. Belediye kayıtlarında evliyiz evet ama... Ben şimdi eşyalarımı alacağım, çıkacağım, okey? Tamam. Beni kandırdın. Sen beni kandırdın. Vatandaşlığı almaya gittiğimiz gün orada öyle demiyordun. Adamın yanında ben bu kadına aşığım, bak bu da yüzüğümüz demedin mi? Beni gerçekten evlenme teklifi edeceğine inandırdın. O neydi? Bana başka çare bırakmadın, yapmak zorundaydım. Nasıl yapmak zorundaydın? Eğer kandırıldığını düşünüyorsan beni değil, o saçma sapan inançlarını yargıla. Ayrıca seni ben kandırmadım. Sen kendini kandırdın. Beni kandırmadın. Beni kandırmadın ama durdurmadın da Rüzgar. Ben okulu bırakırken, saçımı süpürge ederken sen niye beni durdurmadın? Hı? O zaman keyfin yerindeydi, bir şey yoktu. Şimdi ne oldu? Kızım ben mi dedim sana saçını süpürge et, okulu bırak? Sen busun Ada işte. Sen busun. Ailenden böyle görmüşsün ve hep böyle kalacaksın. Bak lütfen uzatmayalım tamam mı? Ben eşyalarımı alacağım, çıkacağım, gideceğim. Okey, tamam lütfen. Dur, tamam dur. Ben getiririm eşyalarını. Zaten alışmışım senin arkanı toplamaya. Son olur. İyi tamam. Yavaş. Pikabının iğnesi var. Kıracaksın. İğnesi. Pikapın iğnesi mi diyorsun? Ben direkt kendisini kırayım ha? Kızım sen delirdin mi? Kafayı mı yedin? Ne yapıyorsun ya? Yedim kafayı. Evet, yedim. Delirmek kocanın seni aldattığını öğrenmekse evet delirdim. Gerizekalı. Evet, yedim. Sıyırmışsın sen, kafayı yemişsin. Kim sıyırmış? Manyak. Kim sıyırmış? Sen beni. Sen beni bir imzadan, bir nüfus cüzdanından ibaret görebilirsin ama ben buradayım. Ben varım. Tamam mı? Sen! Ne? Çöp var mıydı Ada Hanım? Çöp. Al abi bak bu çöp. Bu da çöp. Kızım abi çöp bu değil çöp. Onlar. Bir dakika. Bu çöp. Ya ne yapıyorsun? Sus sen. Gerizekalı. Çöp. Bunları yak, yok et. Çekil. Bırak. Ya sen sıyırmışsın sen, sıyırmışsın sen. Sıyırdım lan, sıyırdım. Hadi sıyırdım, yürü. Bunlar kaldı. Gerizekalı. Aptal. Gitarı burada. Ben bunu buraya mı koyuyorum? Tamam şunu buraya koyma dedim değil mi? Senin beynini atayım da görsen şimdi. Manyak karı ya. Ben buna 3 sene nasıl katlandım ya? Rüzgar! Bak! Ada sakın bak, aklından bile geçirme, sakın. Aa ne sakın? Ne oldu? Neden? Kim aldı sana bunu? He? Ben bunu sana almak için markette palyaço gibi giyinip tost dağıttım ben. Ne yapacaksın sen bununla? He? Ne yapacaksın? Böyle. Ne yapacaksın? Kumsalda, sahilde, karıya, kıza, Tuğçe'ye gitar mı çalacaksın? Ada bak lütfen. Çalamıyorsun da beceriksiz. Ada! Ya ne yapıyorsun ya? Aa! Neyse bir daha alırım ben sana. Bir daha alırım. Bu? Peki bu? Oha hayır. Fotoğrafçısın ama paran yoktu sana. Ben aldım bunu be. Ada sakın bak lütfen. Ne yapacaksın? Tuğçe'nin fotoğraflarını mı çekeceksin Rüzgar? Ha? Çekersin. Çekmeyeceğim. Çekemezsin tabii. Çünkü gitti. Hayır. Ya sen kafayı mı yedin? Ne yapıyorsun ya? Al bunları tamam mı? Boşanacağım senden. Bir an önce boşanacağız. Duydun mu? Efendim Selin ha? Söyle. Kızım sana gönderdiğim videoya bak hemen. Bakıyorum dur. Bizde Böyle Net'in genel yayın yönetmeni Bora tacizci çıktı. Ne bu kızım? Restorandaki adam resmen linç ediliyor. Sana söylemiştim ya. Adam röportaj için rol yapıyordu aslında. Gözlerimle gördüm ya. Dün adam restoranın kamera görüntülerini istemek için aradı. Burhan hırsız girdi dedi. Ama ne bir şey çalınmış ne de polisi aradı. Pis yılan. Selin, kızım sen bekle beni orada, ben hemen geliyorum. Tamam mı? Bekle. Kızım ne oldu? Niye çağırma parça var? Servisi yarıda bırak. Rüzgar'ın çalıştığı şirkete girmenin bir yolunu buldum. Ya Allah'ım ya. Sen hala orada mısın? Evet hala oradayım. Bak bu benim için çok önemli. Yardımına ihtiyacım var. Yola gelsin artık ne olacaksa. Şirkete girmenin anahtarı Burhan. Yok artık. Burhan ne alaka ya? Daha doğrusu onun telefonu. Telefonu mu? Bu videonun açısında kim var? Burhan var. Ben gördüm. O gün ben servisteyken böyle yandan Bora'nın masasına bakıyor. Ben sandım ki benim peşimde bana bakıyor. Taktiğe bana kafayı. Meğersem Bora'nın videosunu çekiyormuş. Sen bugün demedin mi son model arabayla geldi diye? Evet. Tamam işte. Bu salağa para yedirmişler. O da videoyu çekmiş. Ay o değil pislik ya. Özel hayat düşmanı. O telefonu almamız lazım kızım. Burhan burada. Burada da. Kızım nasıl alacağız? Adam telefonla yapışık yaşıyor ya. Doğaçlayacağım ben bir şekilde. Yok olmaz kızım saçmalama. Ne doğaçlaması ya? Sus kız. Doğaçlayacağız. Sen bende kal. Rahat ol. Çaktırma. Ne işin var senin burada? İş dilenmeye geldiysen başka kapıya. Aa Burhan Beyciğim, her zamanki gibi çok naziksiniz. Ama yok, sağ olun, ben iş buldum. Ben ayakkabılarımı almaya geldim. Onları alıp gideceğim, merak etmeyin. Tamam tamam. Git al neyini alacaksan, sonra da bas git. Ha, sakın etrafı karıştırmaya çalışma. Her yerde kamera var biliyorsun. Ne çalacağım ben senin restoranından be? Al restoranı da başına çal. Bana bak, doğru konuş. En son çalıştığın günlerin parasını ödeyecektim. Ödemem vallahi. Ödemezsen ödeme be. Sadakam olsun. Ne oluyor lan? Ne yapacağım ya, ne yapacağım? Kızacağım şimdi ya. Kızım ne yapacağım? Uzaklaş, dur, uzaklaş. Git. Git yıka, Git elini yıka. Yıkayım. Al kuşak. Çık. Yıka. Selin, o telefonu almamız lazım kızım. Yok kardeşim, benden bu kadar. Ay senin yüzünden Burhan'ın elledim. Daha fazla ileri gidemeyeceğim, yok. Selin, kankim, sen benim mutlu olmamı istemiyor musun? İstiyorum. İstiyorsun. O zaman pes etmek yok, tamam mı? Son kez, yalvarırım son kez deneyelim, hadi. Ne yapacağız söyle. Doğaçlamaya devam. Koş yangın çıktı. Yangın çıktı. Koş çıkıyor. İndir yangın. Yola kurtar. Kaç. Yangını koş. Koştular. Gittiler. Burhan nerede? Kız odama kaçtı gitti yoksa. Ay yok, o odasındadır herhalde. Ha, hadi. Tamam. Paranın hepsi kasada. Alın götürün hepsini. Telefonun şifresini açıp ver. Çabuk. Telefonun şifresi mi? Kal orada. Kal. Kim dedi sana dön diye? Çabuk. Tamam. Şşt. Hareket etme. Aa, karısını aldatıyormuş zampar. Allah seni kahretmesin. Allah. Rezil. Aa, burada. Dön bakayım. Dön bize dön. Manyak mısınız siz be? Girdim peyniri patlatırım şimdi ha. Vallahi gayet olası ama şerefsiz olmadığımız kesin. Bora Doğrusöz'ü senin videoya aldığını biliyoruz. Ne yaptın? Ha? Paraya sıkışmıştım. Hı. Bilinmeyen bir numaradan aradılar. Sonra da parayı kargoyla yolladılar. Kim? Vallahi bilmiyorum. Bana bak. Şimdi geçiyorsun. İstifa mailini yazıyorsun. Patrona yolluyorsun. Hadi. Ama. Şişt. Bana bak. Duyamadım. Yapmıyor mu? Hemen şu manitanla fotoğraflarını karına atayım ben. Tamam, ne olur yapma. Yazıyorum. Hemen yazıyorum. Yaz. Bu da amma korkak çıktı. Bu var ya bu. Bundan belliydi bu. Düzgün yaz, kontrol edeceğim. Hadi. İşte şimdi ocağıma düştüm Bora Doğrusöz. Ona da bir mesaj attık mı tamam bu iş. Kimse yok mu? Kimse çalışmıyor mu burada? Kimse yok mu? Burhan Bey! Yine mi sen? Ne işin var senin burada? Aa, ama beni gördüğünüzde sevinmediniz mi? Niye sevineceğim ben seni gördüğümde? Seni her gördüğümde başıma bir şey geliyor. Ayrıca senin ne işin var burada? Kovulmamış mıydın? Bir karışıklığı çözmek için geldim diyelim. Peki sizin ne işiniz var burada? Burhan Bey'le konuşacağım. Nerede kendisi? Burhan Bey hatta gitti. Ne demek o? Nasıl yani? Bunu mu almaya geldiniz yoksa? Sen çektin değil mi videoyu? Ben de varım videoda. Nasıl çekmiş olabilirim? Görmüyor musunuz? O zaman kim çekti? Biri çekti bu videoyu. Kim çekti? Çektirdin o zaman sen bu videoyu. Burhan'ın telefonundan aldım bunu. Çaldım. Çok büyük risklere girdim. Anlayacağınız çok değerli bu. Anladım ben anlayacağımı. Ne istiyorsun? Beni editör olarak iş alacaksınız. Hayatta olmaz. Olur. Olmaz. Olur. Olmaz. Olmazsa beni silerim. Okey, sil. Ben de gider Burhan'dan alırım da ödeme. Yalnız ben Burhan'ın telefonundan bunu sildim. Yani anlayacağınız videonun tam hali sadece benim telefonumda var. Beni dövmeniz gerekebilir ki bu da mümkün değil. Bak, ben bir editör aldım, tamam mı? Bir tane daha, sen patronsun. Olmaz. Olur. Olmaz, alamam. O zaman silerim. Siliyorum. Bak, tek bir açık pozisyon var, o da asistanlık, tamam mı? Asistanlık? Asistanlık. Ben. Ya editörlük ya da video silinir. Gidiyor. Siliyorum. Bak, basacağım. Buyur sil. Sil. Nasılsa birkaç gün unutulur. Malum insanlarımız unutkan, değil mi? Bir saniye. Kimin asistanlığı boş demiştiniz?